Uzun bir aradan sonra tekrardan merhaba dostlar. Bu videoda sizlere 5 dakikalık zaman diliminde çalışan mükemmel bir strateji göstereceğim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu an 5 dakikalık zaman diliminde ve OneUST parametresinde bu stratejiyi izliyoruz. Arkadaşlar strateji gerçekten çok güzel bir şekilde çalışıyor ve 3 tane indikatörden oluşuyor. 3 tane teyit noktamız var bu stratejide arkadaşlar. Stratejinin kuruluna birazdan geçeceğim zaten. Stratejinin kuruluna geçmeden önce sizlere stratejinin nasıl sonuçlar gösterdiğini göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bakın. Stratejide bizim bakmamız gereken birkaç nokta var. Bunları zaten strateji kurulumundan sonra anlatacağım arkadaşlar sizlere. Şu etapta kafanız karışabilir. Hiç önemli değil. Gerçekten çok basit bir strateji arkadaşlar. Bakın mesela burada bir al pozisyonu vermiş. Bu arada bu al pozisyonu sadece bu oklara göre vermiyoruz. Bunu da size hatırlatayım tekrardan. Al pozisyonundan sonra 5 dakika grafikte %1,5'luk 1,30-1,40'lık bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. Gerçekten güzel bir yükseliş 5 dakikalık zaman dilime göre. Ki 5 dakikalık da trade ediyorsunuz muhtemelen kaldıraç kullanıyorsunuzdur ve bu %1,5'luk yükseliş gerçekten muazzam bir kar getirebilir arkadaşlar sizlere. Hemen birazcık da şöyle bakalım, son güncel şeylerden göstermek istiyorum. Şurada da hemen bir satış pozisyonumuz gelmiş. Muhakkak stopunuzu koyun bu arada arkadaşlar. Stopsuz kesinlikle işlem girmeyin. Ki görmüş olduğunuz gibi burada da %1,5'luk bir karı yine yakalamışız. Genelde 5 dakikalık zaman diliminde benim beklentim %1,5'luk, %1 veya 1,5'luk bir kar oranıyla işlem girerim arkadaşlar. Mesela buradaki yakaladığı kar marjı %3'e kadar gelmiş arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir kar oranı sağlamış bizlere. Stratejinin kurulumu şimdi geçebiliriz dostlar. Gerçekten çok basit bir kurulumu var zaten. Şimdi dostlar ilk başta bizim göstergeler kısmına gelip buraya SSL hibrit yazacağız arkadaşlar. Bakın hibrit. Görmüş olduğunuz gibi SSL hibrit var burada. Michael'ın çıkartmış olduğu. Bunu grafiğimize ekliyoruz dostlar. Bende zaten vardı. Şimdi ikinci olarak bu alt taraftaki indikatörümüzü kurmamız gerekiyor. O da zaten direkt ismini yazdığınız zaman çıkacaktır. VT6LB Lazy Bear'ın yapmış olduğu bir indikatör arkadaşlar. Wave Trend diye geçiyor bir indikatör. Ki 43.000 kişi tarafından da kullanılmış bu indikatör. Gerçekten kaliteli bir indikatör arkadaşlar bu da. Bunu da hemen grafiğimize ekliyoruz. Ardından herkesin bildiği RSI'miz var bizim. Yani göreceli güç endeksi olarak geçer ya da RSI yazınca çıkar arkadaşlar. Bunu da grafiğimize ekliyoruz. Arkadaşlar şimdi şunu da muhakkak unutmayın. Buradan mum grafikleri size şu şekilde olacaktır. Buraya gelip bunu da hiking aşı olarak yapacaksınız dostlar. Şimdi stratejide değiştirmemiz gereken ayarlar yok arkadaşlar. İndikatörler olduğu gibi kalıyor. Ben yine de göstereyim sizlere. Belki ilerleyen zamanlarda indikatörün kendi ayarı değişir. O yüzden sizlere indikatör ayarlarını şu şekilde gösteriyorum. Kontrol edin. Birebir aynıdır muhtemelen ama bir kontrol etmekte fayda var arkadaşlar. Yine bunu da göstereyim. Şu şekilde ayarları bu şekilde olacak arkadaşlar. RSI'mizin ayarı da bu şekilde kalacak. Herhangi bir ekstra bir ayar yapmadık şu anda. Şimdi dostlar stratejinin nasıl çalıştığını size anlatacağım. Bakın bizim öncelik olarak bakmamız gereken şey bu wave trend yani ortadaki indikatör arkadaşlar. Şöyle hemen ben elime bir şey mi alayım, fırçamı alayım. Bakın buradaki nokta nokta gelen şeyler var ya arkadaşlar, çizgiler. Arkadaşlar bu çizgi en alt tarafa geldiği zaman bizim için bir alt pozisyonun belirtisidir bu. İkinci olarak bakmamız gereken şey RSI. RSI'ye baktığımızda görmüş olduğunuz gibi bir crossover gelmiş arkadaşlar. Bakın bir kıvrım gelmiş. Şu şekilde büyüteyim ve göstereyim. RSI'de görmüş olduğunuz üzere bir kıvrım var. Bakın iki çizgi birbirine kesişmiş. Bu bizim ikinci sinyalimiz arkadaşlar. Üçüncü sinyalimizde zaten indikatörün kendisinden SSL hibritten geliyor arkadaşlar. Buradaki üçüncü sinyal ise görmüş olduğunuz gibi bakın buradaki mavi ok bizim zaten bir long pozisyon sinyalimiz. Akabinde baktığımız zaman eğer long pozisyon giriyorsunuz bir düşüşün olması lazım arkadaşlar. Bakın kırmızıdan gelip maviye dönmesi lazım.
ki yeteri kadar kuvvetli bir yükseliş yapsın arkadaşlar. Yani bunu roller coaster gibi düşünün, hız treni gibi düşünün. Bir şeyi ne kadar yüksekten atarsanız o kadar ivmeli bir şekilde yükselir arkadaşlar. Yani bir şeyi ne kadar yüksekten düşmüşse o kadar hızlı bir şekilde, daha hızlı bir şekilde yükseliyor arkadaşlar. Genel itibariyle bu şekilde özetleyebilirim, örneklendirebilirim. Şimdi baktığımız zaman burada bir sinyalimiz var, yine burada bir sinyalimiz var ve RSI'da muazzam bir kıvrım almışız arkadaşlar alt tarafta. Bu üç sinyali aldıktan sonra stoplu bir şekilde, güzel bir şekilde işleminize girebilirsiniz arkadaşlar. Stoplu bir şekilde long pozisyonunuza girdiniz. Peki bunun short'u nerede, biz nerede satacağız diyorsanız, satış bölgeleri arkadaşlar genel itibariyle bakın mesela burada bir kıvrım var. Bu kıvrımda satma ihtimaliniz var arkadaşlar ki risk almayıp bu kıvrımda da satabilirsiniz. Genelde bizim için bakacağımız şey RSI'deki kıvrımlar arkadaşlar. Ama RSI'deki kıvrımlar bizi şaşırtabiliyor. O yüzden en mükemmel şeyde, en üstte satmak istiyorsanız hem RSI'nin bu en üst noktasına gelmesini bekleyeceksiniz grafiğin. Ya da buradaki tarafı bekleyeceksiniz. Wave Trend'deki bu kırmızı noktanın, kırmızı ve yeşil çizginin yine en üst tarafa gelmesini bekleyeceksiniz dostlar. Bunlar satabileceğiniz en muazzam noktalardır arkadaşlar. Ama tabi aralarda farklı sinyaller de gelebiliyor. Görmüş olduğunuz gibi burada bir ters bir cross gelmiş arkadaşlar. Ki bunlar da size fake atmanızı da sağlayabilir ama düşüş gelme ihtimali de var bu RSI'nin crosslarında. Yani risk etmek istemiyorsanız bu RSI'deki kıvrım geldiği zaman satabilirsiniz. Genelde baktığımız nokta bu RSI'deki iki çizginin birbirine kıvrılması arkadaşlar. Ama böyle durumlarda benim yaptığım, benim şahsi görüşüm, bu noktaya geldiği zaman birazcık daha stopu koyabilirsiniz. Zaten siz bu noktada aldınız, bu noktaya kadar geldi. Stopunuzu şuraya kadar çekin arkadaşlar. Stopunuzu hemen birazcık daha altına çekebilirsiniz. Birazcık o şeyi test edebilirsiniz. Stopunuzu çektiniz. Mesela buraya stopunuzu koydunuz. Zaten karınız veya zararınız bu noktada çok fazla olmayacak. Bu noktaya koyup beklediniz arkadaşlar. Eğer ki bu çizginin stopunun altına düştüyse zaten yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sizi büyük bir zarardan kurtarmış olur en fazla. Eğer ki stopu geçmediyse, stoptan teyit alıp yukarı doğru çıktıysa, stopa değmediyse pardon, zaten o zaman mükemmel bir yükselişi kaçırmamış olacaksınız arkadaşlar. Keza long pozisyonu anlattım. Şimdi short pozisyonda yine aynı işlemler geçerli arkadaşlar. Aynısının tam tersi olacak. Short pozisyonda mesela bir yükselişin olması gerekiyor ki short pozisyon girelim. Yükseliş var. Baktığımız zaman wave trend'de de en üst seviyeye kadar gelmiş. Alt tarafta RSI'mize baktık. RSI'de de zaten kıvrımımız almışız. Muazzam bir short pozisyon bizim için bu. Bu da güzel bir short pozisyon belirtisi arkadaşlar. Bu strateji gerçekten çok kaliteli bir strateji arkadaşlar. Ben bununla trade yapıyorum. Siz de bununla işlem girebilirsiniz. Tamamıyla size kalmış. Backtest'inizi muhakkak yapın. Bu indikatör kavramında, bu stratejilerde sizin şeyinizde, arşivinizde kalsın arkadaşlar. Şuraya gelin, kaydedin bu şeyleri, favorilerini ekleyin. Bu üçlemeyi kullanabilirsiniz. Gerçekten güzel işlemler yapıyor. Bakın 5 dakikalık zaman dilimindeyiz. Şimdi bunu mesela 15 dakikalık zaman dilimine çekelim hemen. Şöyle grafiği 0 edelim. 15 dakikalıkta nasıl işlemler vermiş bize. Arkadaşlar bu arada şunu da hatırlatayım. Şöyle dümdüz gelen alanlarda işleme girmeyin. Ya burada çünkü piyasa çok şeydir arkadaşlar. Hani düz bir şekilde ilerler. Çok kar etmezsiniz muhtemelen. Böyle alanlarda işleme hiçbir zaman girmenizi önermiyorum. Ne zaman işleme gireceksiniz? Güzel bir düşüş veya güzel bir yükseliş geldikten sonra işleme girebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar en güzel işlem noktaları. Ya güzel bir yükseliş gelecek ya da güzel bir düşüş gelecek arkadaşlar. Güzelden kastım yani %5, 6, 7'lik oranlar mesela kafi bir orandır düşüş veya yükseliş için. Onlara dikkate alabilirsiniz dostlar. Bakın şimdi 15 dakikalık zaman dilimindeyiz ve 15 dakikalıkta yeteri kadar iyi çalıştığını söyleyemem arkadaşlar. Sadece belli başlı noktalarda güzel bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Mesela burada birazcık false atmış bize arkadaşlar grafik. Görmüş olduğunuz gibi burada bir sinyal gelmiş, bir sinyal daha gelmiş. Burada da bir sinyal vermiş ama piyasa aşağı doğru şey yapmış. Muhtemelen stopunuz varsa stopunuzu burada bozuyor olabilir bu şey. En mükemmel zaman dilimi benim için 5 dakikalık zaman dilimi arkadaşlar.
Bu strateji 5 yıllıkta güzel bir şekilde çalışıyor. Hemen başka parametrelere bakalım. Hatta Forex piyasasına bakalım arkadaşlar sizlerle birlikte. Bu strateji Forex'te çalışacak mı? Birazcık incelediğimiz zaman Forex piyasasında 5 dakika zaman diliminde nispeten kötü performans göstermiyor arkadaşlar. Bir bakın burada birazcık false bir sinyal vermiş. Mesela burada harbiden falselamış şey GER 30 indeksinde. Ki baktığımız zaman çok şeyli bir şey yok. Hareketli bir şey yok bu zaman diliminde. Şöyle bakalım arkadaşlar. Mesela burada birazcık yakalamış ki diğer sinyale kadar, diğer cross'a kadar dediğim olay burada arkadaşlar. Bakın kıvrımdan kıvrıma kadar hareket ediyorsunuz. Yani sizin işleminizin maksimum tutma şeyiniz RSI'deki diğer bir cross. Yani diğer bir cross'a kadar işleminizi tutabilirsiniz. Ondan sonra muhtemelen işleminizi kapatın arkadaşlar. Ki kapatmazsanız ters bir olayda zarar edebilirsiniz. Mesela burada olduğu gibi shortladığınızı düşünelim. Burada shortlamaya devam ettiniz ama grafik tam ters bir şekilde yükselmeye devam etti. Gibi gibi arkadaşlar. RSI'deki bu kıvrımlara dikkat edin. GER 30 indeksinde çok güzel potansiyel olduğunu düşünmüyorum. Run coin'de bakalım. Ya kripto tarafında daha çok iş yapıyor arkadaşlar bu strateji. Evet, burada gerçekten güzel bir şekilde çalışmış strateji arkadaşlar. Mesela şöyle baktığımız zaman bunun yan çizgisini alalım. Şöyle dikey çizgi. Tam ucu ucuna arkadaşlar mesela burada long pozisyonumuzu girdiğimizde güzel bir kar marjı almışız. Keza yine short pozisyonumuzu burada girdiğimizde short pozisyonu da bizi buraya kadar götürmüş. Akabinde burada da long pozisyonu girersek ki işte long pozisyon sinyalleri vermiş arkadaşlar. O da bizi kar ettirmiş. Yani sürekli olumlu sinyaller vermiş arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi sinyallerin birçoğu olumlu sinyal arkadaşlar. Şöyle hepsine bakıyorum ki RSI kıvrımlarına burada dikkat etmenizi öneriyorum. RSI kıvrımları çok önemli arkadaşlar ki bu son sinyal gerçekten muazzam bir sinyal arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman ortalama %10'luk bir kar marjı bizlere karşılıyor arkadaşlar. Hatta %8, %9'luk bir kar marjı var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ki bu coin bu arada potansiyel bir short pozisyonun belirtisi arkadaşlar. Bunu bir yerden shortlarsanız güzel bir getirisi olur muhtemelen diye söyleyebilirim arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bol kazançlar dilerim arkadaşlar.